İhsan Çaralan 11 Mayıs 2022 Evrensel Ne geri gönderme ne de Ensar Muhacir yaklaşımı göçmen sorununu çözebilir. Pazartesi günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında göçmen sorununun çözümü ve enflasyona karşı mücadele ile ilgili önemli kararlar alınması bekleniyordu. Ancak toplantı sonrasında açıklamalardan gördük ki Erdoğan göçmen sorununu Ensar Muhacir anlayışına indirgeyen tutumunu yinelemenin ötesine geçmedi. Enflasyona karşı mücadele ile ilgili olaraksa Erdoğan'ın konuşmasından anlaşıldığına göre muhtemelen konu kabine toplantısında ya gündeme alınmamış ya da yapılacak yeni bir şey yok denmiş olmalı ki bu konuda Erdoğan enflasyonu da yeneceğiz hamasetiyle Jack ve Jack'la biten birkaç cümle ötesinde bir şey söylemedi. Erdoğan en ayrıntılı açıklamaları ise barınma sorunuyla ilgili yaptı. Barınma ile ilgili zorluklardan söz eden Erdoğan, sorunun çözümüne ilişkin müteahhitlerin ve inşaat sektörünün ayağa kaldırılması için bankaların ve hazinenin tüm imkanlarının seferber edileceğini söyledi. Tabi bu arada yüz milyarlarca dolar tutarında olduğu iddia edilen yastık altındaki altınları müteahhitlerin cebine aktarmak için yeni bir hamle yaptıklarını da saklamadı. Kabinenin pazartesi toplantısında göçmen sorununun ayrıntılı şekilde ele alınması bekleniyordu. Çünkü Erdoğan'ın göçmenlerin gönderilip gönderilmemesi konusunda 15 Mart'tan beri 3 kez fikir değiştirmesi, Bahçeli'nin göçmenlerin geri gönderilmesini, bayramda ziyaretine giden göçmenlerin geri alınmamasını istemesi, bunun üzerine göçmenlerin bayram ziyaretlerinin yasaklanması, Cumhur İttifakı cenahında kafaların çok karışık olduğunu gösteriyordu. Öte yanda göçmen tartışmasının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bugüne kadar yaptıklarına bakıldığında bir göçmenleri geri gönderme partisi olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında Soylu'nun Özdağ'a Soros çocuğu, operasyon çocuğu demeye, Özdağ'ın da Soylu'yu düelloya davete kadar varan tartışmaları da tek adam yönetiminin göçmenler konusunda en azından kendi cephesinde kafa karışıklığını azaltacak açıklama yapması beklentisi uyandırmıştı. Bu yüzden de bu konuda Erdoğan yönetiminin tutumunu az çok netleştirmesi bekleniyordu. Ancak Erdoğan, göçmen sorununun çözümü olarak daha önce birbiriyle çelişen açıklamalarının bir karmaşasını yaptı. Bunu da bir yandan sorunu 15 yıl önceki Ensar Muhacir anlayışına indirgeyip, Onları göndermeyeceğiz Bay Kemal derken bir yandan da Suriye topraklarında kentler inşa edilmeye başlandığını 2 milyon göçmenin de bu kentlere gönderileceğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları ilk bakışta çelişkili gibi görünse de aslında hem göndermeyi hem de göndermemeyi içeriyor. Şöyle ki Erdoğan bir göçmenleri göndereceğiz derken bugünkü resmi sınırların ötesinde ama Türkiye'nin askeri olarak kontrol ettiği, idari olarak da Hatay, Kilis, Urfa illeriyle de idari bütünlük içinde yönetmeyi planladığı anlaşılan Suriye topraklarına 2 milyon mülteci yerleştirmeyi amaçlıyor. Böylece göçmenlerden şikayetçi olan ırkçı milliyetçi odakların da gayretiyle %80'lere varan hoşnutsuz seçmene bakın göçmenleri sizin de istediğiniz gibi Suriye'ye gönderdik diyecek. 2. Göçmenleri göndermeyeceğiz derken de göçmenlerin gönderildikleri bölgenin Türkiye'nin denetiminde olduğunu, sonsuza kadar da böyle kalacağını iddia ederek Ensar Muhacir anlayışı çerçevesinde göçmenlerin geri gönderilmesine itiraz eden tarikat cemaat efradına, AKP'nin çekirdek seçmenine bakın göçmenleri geri göndermiyoruz. Sadece yerlerini değiştiriyoruz diyerek zevahiri kurtarmak isteyeceklerdir. Dahası göçmenleri yıllardır yerli işçiye göre bile 2-3 kat fazla sömüren müsiat üyeleri başta olmak üzere açgözlü kapitalistlere de diyebileceklerdir. Ve elbette ki bu durumu Erdoğan, ırkçı milliyetçi yeni Osmanlıcı çevrelere de Suriye'de oluşturdukları fiili durumu dayanak olarak göstererek Suriye politikasının çökmediğini, Esad rejimiyle barışmamanın doğru olduğunu göstermenin dayanağı da yapacaktır. Ki bu çözüm Suriye politikasının çöküşünü göçmenler üstünden kurtarma çabası olarak da anlaşılmaktadır. Ve tabi Erdoğan için sorunun böyle çözümünün sonucu olarak Türkiye'nin Avrupa'nın göçmen toplama kampı yedek işçi deposu olarak kullanılmasının sürmesini de sağlayacağı için Avrupa ile ilişkileri sürdürmenin dayanağı olarak kullanmayı ihmal etmeyeceğini söylemek gerekir. Evet göçmen sorununun büyüklüğü karşısında herkes kendince çözümler ilan etmekte. Ama bu çözümlerin sorunun ortadan kalkmasını sağlayacak bir karşılığı var mıdır denirse, bu sorunun karşılığı yoktur biçimindedir. Çünkü tarih boyunca bütün önemli sayılacak göçler geri ülkelerden ileri olanlara doğrudur. Gelenler de geldikleri ülkelere geri dönmemişlerdir. Çok özel bazı durumlar dışında böyle bir dönüşün örneği yoktur. Bugün de onlarca ülkeden 8 milyon tahmin edilen göçmenlerin ne Suriye'ye ne de öteki ülkelere dönmesi beklenemez. Bunların örneğin %10-15'i Avrupa ve Kuzey Amerika'ya gidebilir ama asıl büyük çoğunluk ne yapılırsa yapılsın Türkiye'de kalacaktır. Bu yüzden de geri gönderme ya da gönderememe tartışmasını bir yana bırakarak elbette ırkçı, milliyetçi, orta çağcı, dinsel temelli çözümlere karşı mücadele ederken sorunun nihai çözümü için de mücadeleyi öne çıkarmak gerekmektedir. Bunun nasıl bir çözüm olduğunu başta Ercüment Akdeniz, gazetemizin yazarları, sahadan haber yapan muhabirleri, sorunun işçi enternasyonalizmi ışığında ele alınıp uluslararası normları da dikkate alan bir çerçevede çözümünü savunuyorlar. Bundan sonra da savunmaya devam edecekler. Ülkemizin ilerici demokratları, aydınları, demokrasi güçleri böyle bir mücadele hattında ortak hareket ettiklerinde sorunun demokratik ve gerçekçi çözümü için ciddi adımlar atılabilecektir. Not Soylu'nun Özdağ, operasyon çocuğu, Soros çocuğu demesi, Özdağ'ın da Soylu'yu düelloya davet etmesi bu yazının konusu değil. Bizi de çok ilgilendirmiyor. Çünkü bu iki kişinin kendileri için ben şöyleyim, böyleyim demeleri tartışılır olsa da birbirleri hakkındaki söyledikleri çok büyük ölçüde doğrudur. İhsan Çaralan